Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar, dersimiz haledet, istisna ve müstesna üzerine devam ediyor. Bu dersimizde ileri düzeyde, B düzeyindeki olan istisna ve müstesnayı alıyoruz. Daha önceki derslerimizde İstisna ve müstesna derslerimizi açıklamalı bir şekilde, basit bir şekilde vermiştim. Şu andaki dersimiz B düzeyindeki olandır arkadaşlar. Daha ileri düzeyde, daha uzun cümleler, daha büyük analizlerle birlikte bunların irabları yapıyoruz. Ekranda da göründüğü gibi ettemarinu araştırmalar ale üzerine edevatil istisna, istisna edatları üzerine alışma. Hangiler bunlar? Bak, ade, hale, haşa, gayru, bir de ille var değil mi? İlla, ada, hale, haşa. Arkadaşlar, bu üç edatımız eğer arkalarında esali gelirse bunlar harf ecerdiler. Eğer bunların arkalarında mansub fethali yaparsak bunlar fiil olurlar. Arkalarına gelen isim mansub fethali isimler de mef'ul bi nesne olurlar. Bunların arkasına gelen isim de arkadaşlar daima mudafun ile şeklinde gelir. Önceki derslerimizde bunları detaylı bir şekilde görmüştük. Her burada bir cümlede geçen arkadaşlar bunların analizini birlikte yapacağız inşallah. Nezele indi. Birinci yarışımız arkadaşlar. Nezele indi. Bu mazi fiilidir, mebnidir. İle harf ecerdir. Biliyorsun arkadaşlar, harf ecerler, 21 tane harf ecerimiz var. İsimlerden önce geldiklerinde mutlaka ismin sonu eseri olması gerekir. Bak, burası burada kaldığı sürece ve burada bulunduğu sürece kesinlikle bu ismin sonu arkadaşlar, bakın, esredir. Şunu yapamazsınız. Şunu da yapamazsınız arkadaşlar. Daima bunun sonu eseri olacak. Bu harf ecerdir. Bu ismi mecrudur. Bu mudafun ileydir. Bak, hem burası da neden oldu, hem buraya da neden oldu. Değil mi arkadaşlar? İle cebeli arafate. Nezele diyor indi. İle ea cebel dağ. Arafat, Arafat dağına indi. Kim indi? Hüccacun, hacılar. Bunlar belirsiz hacılar. El taksalısı belirlidir. Demek ki burası faildir. Burası fiildir. Bu inme eylemi yapan kimdir arkadaşlar? Hacılardır. Bazen fail ile fiil arasında harf ecer, ismi mecrur, zarf, zarf, mudafin, değişik kelime buraya girebilir arkadaşlar. Bu fiil ile buranın arasında. Şimdi tercüme burası okumasam arkadaş, şöyle yaparsam, burası okumayalım. İlle bunu da yapalım. İlle hacen musinen. Yaşlı bir hacının dışında hacılar Arafat dağına indiler. Değerli arkadaşlar, önce bakın şöyle yapalım. Bunu kaldıralım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 kelimemiz var. İlk önce bu 5 kelimeden ilk tercümeye hangi isimden, hangi kelimeden başlarız? Şuradan arkadaşlar. Daima ilk önce özlemizi tercüme ediyorum. Son olarak da buraya yapıyor. Bakın, hacılar Arafat dağına indiler. Bu kural budur. Peki müstesna gelirse, istisna edası geldi. Bak, burası arkadaşlar cümle olumlu olduğu için kesinlikle burası müstesnadır. Burası da müstesna minhudur. Burası, bu cümle olumsuz ve soru olmadıktan sonra kesinlikle burası illeden sonra gelen isim fethali okumamız gerekir. Burası da buranın sıfatı. Yaşlı bir hacının dışında hacılar Arafat dağına indiler. İkinci alışmamızda zehebtu, gittim. Bu fiildir. Tu de fail benim. İle harfi ecerdir. Külliyet, külliyeti fakülteler. İsmi mecur, camiyeti mudafun ile 1, İstanbul'a mudafun ile 2. İstanbul'da normal şöyle olması gerekir. Esra olması gerekir sonu arkadaş. Ama fethada kaldı. Neden? Çünkü İstanbul gayr munsariftir. Ya da memnun münasarftır. Yabancı, Arapça olmayan kelimeler daima harfi ecerde önlerine gelse ya da onların konumu mudafın ile de olsa esse olmaz, fethada kalır. Şimdi arkadaşlar, zehebtu, gittim. İle ea külliyeti, bu harf ecer, bu ismi mecrur, bu mudafın ile 1, bu mudafın ile 2. Tercüme şurada başlar. İstanbul Üniversitesi'nin fakültelerine gittim. Bak, buraya kadar tercüme böyle var. İle gelirse ne olacak? İle hariç, den başka, külliyete, bakın burası müstesna minhu, mansuptur. Hendeseti mudafın ile el medineti, bu da buranın sıfatı. Hendesel medeniye ne demekti arkadaşlar? İnşaat mühendisliği. Şöyle. O zaman tercüme burada başlar. İnşaat mühendisliği fakültesinin haricinde İstanbul Üniversitesi'nin fakültelerine gittim şeklinde tercüme ettik.
Merzurt'u ziyaret etmedim. Bakın 3. alışmamızda bu olumsuz oldu arkadaşlar. Merzurt'u ziyaret etmedim. İle ea harfi cer medarisi okullar arkadaşlar. Medineti şehir Batman'ı. Batman şehrinin okullarına ziyaret etmedim şeklinde. İlle bakın burada cümle olumsuz olduğu için arkadaşlar ille medreseten ile ille medreseti. Arkadaşlar dikkat ettiyse a burası müstesna minhudur. Müstesna minhu mecrur eseri gelirse illeden sonraki kelime fethali de okuyabilirsiniz. Esralı da okuyabilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? A burası bu okul a bundandır. Burası müstesna minhudur. Burası müstesnadır. Öyleyse müstesna minhu eseri olursa arkadaşlar bizim a burası ileden sonra ne gelmiş? İleden sonra müstesna gelmiş. Müstesnamız fethali de gelebilir. Eseri de gelebilir. Tercümede bir fark söz konusu değildir. Bizim tercihimize bağlı. Dilerse bunu yaparım. Dilerse bunu yaparım. Yazarım okurum şeklinde yaparız. Şimdi tercüme edersem bir okulun dışında Batman şehrinin okullarını ziyaret etmedim. Demek ki Batman'a sadece bir okulu ziyaret etmiş. Dördüncü alıştırmamızda mezhebe gitmedi. Atibeul müsteşfe. Hastahanenin doktorları gitmediler. Mezhebe gitmedi. Cümle olumsuz. Atibeul faildir. Aynı zaman mudaftır. Müsteşfe mudafın ileyidir. Burada illet harfi olduğu için sonu ese görünmüyor. El-etfali mudafın ileyidir. Vav da atıf harfidir. A buradaki matufun aleyhidir. Burası matuf. Etfal ve ebhasen demek araştırma ve çocuk hastahanesine. Demek ki doktorlar araştırma ve çocuk hastahanesine gitmediler. İlle yalnız tabiben. Yalnız bir doktor ev tabibun. Cümle böyle olumsuz olursa arkadaşlar illeden sonra a burası müstesnayı tenvini mansuf fethali de yapabilirsin. Marfu öteli de yapabilir. Bizim tercihimize bağlı. Mansub yaparsın dersin müstesna mansuptur. Öteli yaparsın dersin burası a buranın bedelidir dersiniz arkadaşlar. Ama bu olmazsa a bu olmazsa yalnız a bu tek gelir. İlle tabiben a bu olmaz. Tamam arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekir. Hep bunu söylüyorum ki zihinde tamamıyla otur. Devam ediyorum. Evet. Me zehebe tullabu öğrenciler gitmedi. El medresetil cedideti. Yeni okulun öğrencileri gitmedi. Mezhebe gitmedi. Attullabu öğrencilerin fail hem mudaftır. Medreseti mudafın ileyidir. Elcedideti aburan sıfatı. Eğer failden sonra mudafın ileyi gelirse tercüme burada başlıyor. Bu da aburan sıfatıdır. Bakın yeni okulun öğrencileri gitmediler. Gayru talibin. Bak gördün mü arkadaşlar? Bu cümle olumsuz olduğu zaman A burası kıymeti arkadaşlar. Burası fethali de olabilir. A böyle öteli de olabilir. Bir de A şöyle de olabilir. Bizim tercihimize bağlı arkadaşlar. Bu da bu şekilde cümle olum. Ama cümle A burası olumsuz olmazsa kesinlikle burası öteli gelmez. Ne gelir? A böyle fethali gelmesi gerekir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Evet. Bakın cümle olumsuzdur. A burası buranın sıfatıdır. Yeni bir öğrencinin dışında asıl özne diyorum öğrenciler yeni okula gitmediler. Hel de hel ile me aynı pozisyonu alır arkadaşlar. Bu mimıdır. Bu da soru olursa A burası fethali de olabilir, öteli de olabilir. Me de geldiği zaman olumsuz ekim. Burası hem soru öteli de gelebilir hem de fethali de gelebilir. Hel ekele yediler mi? El ummalu işçiler el at'imete yemekleri. Fi de da harfecer mat'ami ismi mecrur. Gayre ta'amin. Burası daime gayru ve gayreden sonra ne olursun? İstesin burada fethali olursun. İstesin öteli olursun. Arkalarına gelen isim daime mudafın ileyidir. Bu kaideyi unutmayalım. Bir yemeğin dışında bakın işçiler lokantada yemekleri yediler mi? Bir yemeğin dışında işçiler lokantada yemekleri yediler mi? Amu mimi yapıyor ya arkadaşlar. Demek ki hel soru harfidir. Ekele mazi fiili ekele yedi el ummalu. İşçiler el at'imete yemekleri. Kırık çoğul at'am tekildir. At'ime yemekleri. Fiil mat'ami gayre ta'amin. Demek ki bir yemeğin dışında asıl özneye dönüyorum. İşçiler lokantada yemekleri yediler mi? Devam ediyorum. Mezece karıştırdı. Mezece
Yani mesela 2-3 tane yemekleri ve maddeleri karıştırması mezece diyoruz. Mezece karıştırdığı el amilu işi el at'imete yemekleri fil mutfaki mutfakta. Bu harfecer, bu ismi mecrur. Bu mazi fiili amilu fail at'imete mef'ulun bi mef'ulun bi biliyorsun fethali olur. Fi harfecerdir. Burası ismi mecrur. Biliyorsun ismi mecrurların sonları eseli olur. Önünde harfecer vardır. İlle ta'amen vahiden. Burası da müstesnadır. Bak burada arkadaşlar cümle olumsuz olmadığı için kesinlikle ile'den sonra burası fethali gelmesi gerekir. Burası da buranın sıfatıdır. Biri bir yemek haricinde. Asıl özneye dönüyorum. İşçi mutfakta yemekleri karıştırdım. 8. mezheptu gitmedim ile azdikail. Mezheptu fiil fail. Bu olumsuz ekide tu fail benim. İle harfece azdika ismi mecul ya mudafın ile. Gör dostlarıma gitmedim. Bil camiyeti bir harfecer. Camiyeti ismi mecul el yevme fi illa aliyen. Ali ya da Ali'yim. Bak gördüm arkadaşlar. Müstesna minhu eseri olduğu zaman illeden sonra a burası arkadaşlar. Fethali de gelebilir. A burada Ali'nin eseri de gelebilir. Bizim tercihimize bağlı. Müstesna minhu ne zaman? Şurası olduğu zaman arkadaş. Eseri olursa müstesnamız ne olur? Fethali de gelebilir. Eseri de gelebilir. Bu bizim tercihimize bağlı ama tercümede herhangi bir fark söz konusu değildir. Demek ki Ali'nin dışında bugün üniversitede arkadaşlara gitmedim. Evet. Devam ediyorum. Mâ nakaştu tartışmadım ya da münakaşa etmedim. Mâ azdikâi dostlarımla. Mâ hertece azdikâ ismi mecrur ya mudafni. Fî de da medreseti ismi mecrur. Okulda diyor okulda arkadaş dostlarımla birlikte tartışmadım. İlle Halid'in ya da ile Halid'in. Aa, bu şekilde gelebilir. Bu şekilde bizim tercihimize bağlı. Cümle olumsuz olduğu zaman ve burası müsteseminü de eseri gelirse. Bak burada azdikai değil mi? Mecrurdur. Devam ediyorum. Meşeytü yürüdüm ma'al mehatiri fil karyeti gayre muhtarin. Evet arkadaşlar. Meşeytü yürüdüm. Fiil fail. Ma harfecer. Mehatiri ne? Muhtarlar. Muhtar tekildir. Mehatiri de onun karı çoğulu. Fi harfecer. Kariyeti ismi mecrur. Biliyorsun harf ecerden sonra gelen ismin adı neydi? İsmi mecrur. Gayre istisna edatımız. Muhtarinde burası muhtar. Mudafın ileyh. Müstesna mudafın ileyh olmuş. Neden burası fethalidir? Çünkü cümle olumsuz olmadığı zaman a burası hep fethali gelir. Cümle olumsuz olursa ya da soru olursa gayre de olabilir, gayru da olabilir. Değil mi? Demek ki muhtarın dışında köyde muhtarlar bir muhtarın dışında gayre muhtarın bir muhtar hariç köyde muhtarlarla birlikte yürüdüm. Me zehebtu gitmedin fiil faildir. Olumsuz cümle olumsuz. İlel mühendisine ile harfecer mühendisine ismi mecrur. Ya ile mecrur olmuş. Bil masnai fabrikada mühendislere gidemedim. Gayre mühendisin. Bir mühendisin dışında fabrikada mühendislere gidemedim şeklinde tercüme ettim. Marartu yürüdüm fiil fail. Bir müdür müdür ne demek? Şehirler. Kırıkçoğlu. Mısra. Mısır'ın şehirlerine uğradım. Burada marartu bi. Marra bi arkadaşa böyle marra bu bitişik zamir gelince bu şedeli ra'lar açmış. İki tane ra olmuş. Aslı marradır. Uğra şedelidir. Bir de arkasına be gelirse uğramak demek. Ya bu be gelmezse marra geçti. Marra tarih yol geçti. Ama marartu bi dersem uğramak. Mısır şehirlerine uğradım. Bak burada arkadaşa ne olmuş? Müstesna minhudur. Kable mef'ulun fi'dir. Üslubun bir hafta önce Mısır şehirlerine uğradım. Hale medineten, evet bakın arkadaşlar. Burada müstesna minhu isme mecrur olduğu için hale'den sonra bu ayrı mesele arkadaşlar. Hale istisna edatıdır. Medineten. Bak burada arkadaşlar eğer hale'den ya da haşa adeden sonra isim gelen müstesna fethali yaparsak burası bu fiil oldu, burası mef'ulun bi. Ama eğer böyle eseli yaparsam, şöyle yapsaydım arkadaşlar, o zaman burası harf ecer, ismi mecrur olurdu. Ama bunu fethali yapılırken şöyle arkadaşlar, o zaman bu fethali olursa burası mazi fiili, burası mef'ulun bi, a burada buranın sıfatı. Bir şehrin dışında geçen hafta Mısır'ın şehirlerine uğradım şeklinde tercüme ediyoruz. Devam ediyorum. Meneme uyumadı. Ale sururi. Yatakların üzerine yürümedi. El etfalı. Bak meneme uyumadı. Ale harfe cer surur. İsmi mecrur. Bu cer umacı bu fiile mutalik. Ya da mef'ulun bi gayr sarih olmuş. İki şekilde. El etfalı faildir. A bu fiilin faili bunlar.
failin hareketi biliyorsun daima öteli olur. Fi de de harf ecer hadaneti ismi mecrur. Hala tıfli bu harf ecer oldu. İstisna edatımız bu da tıfli muda, ne olmuş arkadaşlar? İsmi mecrurdur. Demek ki bir bebeğin dışında kreşte bebekler yatakların üzerine uyumadılar şeklinde tercüme ettik. Menezele inmedi. Et tüccaru tüccarlar faildir değil mi? İle harf ecer esvak ne demek? Çarşılar. Diyor tüccarlar çarşılara inmediler. El yevme bugün mef'ulun fi zaman bildirdiği için bunun adı mef'ulun fi'dir. Haşa'dan başka suqin bir çarşının dışında sagirin küçük bir çarşının dışında bugün asıl özneye dönüyorum. Tüccarlar şöyle yapalım. Önce arkadaş şurada tercüme yapılır. Fail burada gelse dahi eğer istisna edatı ve müstesna varsa tercüme burada başlar. Teknik olarak küçük bir çarşının dışında tüccarlar bugün çarşılara inmediler şeklinde tercüme ediyoruz. Sahafiyun ne demek arkadaşlar? Gazeteciler. Zehebu gittiler. Burası mübteda isim cümlesi olmuş. Zehebu da buranın haberi oldu. Sahafiyun gazeteciler. Zehebu gittiler ile harf ecer ka. Anfiyada büyük salon. Muhadarat konferans salonuna gittiler. Tercüme şurada başlar önce. Öz nedir ya? Mübtededir. Gazeteciler. Konferans salonuna gittiler de aburası yüklendir. Me adeden başka. Bazen arkadaşlar me istisna edatları önüne gelir. O zaman burada tercih hakkı kalmaz. Me buranın önüne gelirse sahafin eseri burası okuyamazsın. Şöyle okuyamazsın arkadaşlar. Bir daha artı burası şöyle okuyamazsın. A böyle bir daha okuyamazsınız. Tamam arkadaşlar. Ama A burası geldiği zaman A bu şekilde okunmaz. Daima orası fethali. Ama o gelmeseydi evet şurası gelmezse A burası olmasa arkadaşlar burası fethali de okuyabiliriz. Eseri de okuyabiliriz. Ama M geldiği zaman artık seçenek iki tane seçenek ortadan kalkar. Bir gazeteci haricinde evet bak bunu önce şunu tercüme ediyorum. Bir gazetenin dışında özne dönüyorum. Gazeteciler konferans salonuna gittiler şeklinde tercüme ettik. Celese oturdu. Bakın bu teknik tercüme teknikleri çok önemli arkadaşlar. Sizden ricam buna bir dikkat dinlemeniz gerekir. Celese oturdu. El uzara bakanlar kırık çoğuludur. Tekili nedir? Vezir bakan demek. Uzara bakanlar. Fi meclis şah meclis ne demek? Parlamento. Şah ne demek? Halk. Halk meclisinde. Demek ki bakanlar halk meclisinde otur. Yani parlamentoda oturdular. Kabla zuhri öğleden önce mef'ulun fi olduğu için burası da mudafın ile daima zarflardan sonra gelen ismin sonu neyle okumamız gerekir? Esra. Peki bunu fetha yaparsam şöyle yaparsam olur mu? Olmaz. Ötre yaparsam olur mu? Olmaz. Ne yapmam gerekir? A böyle. Sonu eseri okuması gereken neden? Önünde çünkü o zarf vardır. Mehale burası fiildir mazi fiili bu da veziden burası mef'ulun fi olmuş. Bir bakanın dışında değil mi arkadaşlar? Bir bakan asıl özne dönüyor. Bir bakanın dışında bakanlar öğleden önce millet meclisinde oturdular şeklinde tercüme ettik. Fetha arkadaşlar açtı. Ettullabu öğrenciler faildir. Ebuvabe mef'ulun bi'dir. Nesne olmuş. Aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ileyidir. Bu da mudafın ileyin sıfatı olmuş. Yeni. Bakın şöyle arkadaşlar. Öğrenciler yeni okulun kapılarını açtılar. Burası mazi fiili. Burası fail öteri olmuş. Burası mef'ulun bi aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ileyi. Bu da mudafın sıfatı. Bak önce özdeden başlatıyorum. Öğrenciler yeni okulun kapılarını açtılar. Ama daha bu bitmedi. Haşa baben bir kapı harı. Burası mazi fiili. Burası müstesnamız. Ne olmuş? Mef'ulun bi olmuş. O zaman tercüme önce şurada başlar. Çünkü müstesna varsa, müstesna varsa önce buradan başlatmayız. Bu olmasaydılar o zaman tercüme önce şurada başladı. Bir kapı haricinde. Şimdi asıl özneye dönüyorum. Öğrenciler yeni okulun kapılarını açtılar şeklinde tercüme ettik. Kesere kırdı. Ettelemizi öğrenciler. Faildir. Kırık çoğuldur. El aksan husun. Tekili husun. Aksan ne demek arkadaş? Aksan dallar. Fi dedel hadikati. Diyor ki öğrenciler bahçede dalları kırdılar. Haşa gusnin. Bak burası tekil, burası çoğul olmuştu. Bir evet. Şimdi tercüme nasıl yapayım? Bir evet dalın dışında öğrenciler bahçenin içinde dalları
kırdılar şeklinde tercüme ediyoruz. Şaribe içti değerli arkadaşlar. Burası mazi fiil mebnidir. Abduyufu kırıkçoğul yani misafirler. Onun tekliği zayıftır. Duyufu, şaribe duyufu, elme zemzemi. Duyuf faildir. Me mef'ulun bi aynı zaman mudaftır. Burası mudaf ileyhi. Şöyle tercüme yaparız. Misafirler zemzem suyu içtiler. Daha bitmedi. Nerede içmişse bi deda. Daima benim arkasında bir mekan zarfı gelirse manası deda'dır. Ama arkasından kalem, defter, araç, gereç gelirse bunun manası neydi? İle. Mesela bir kalemi kalem ile. Bi Mekke'de Mekke'de. Bi İstanbul'da İstanbul'da. Evet. Bi Safa ve Marva'da. Marva ve Safa'da şöyle. Misafirler Safa ve Merva'da zemzem suyunu içtiler. Hala daifin bir misafir hariç. Şimdi tercüme edeyim. Tercüme burada başlar. Bir misafirin dışında asıl özneye dönüyorum. Misafirler Safa ve Merva'da zemzem suyunu içtiler. Devam ediyorum. Mete öldü. El cünudu askerler. El akuyav güçlü askerler öldüler. Nerede? Fide'de. Hazır. Mareketi ismi mecur diyor. Güçlü askerler marekede öldüler. Hale cündiyen. Bir asker hariç. Şimdi tercüme edersem. Bir asker haricinde. Asıl özneye dönüyorum. Güçlü askerler marekede yani savaşta öldüler. 21. alıştırmamızda arkadaşlar. Herebe kaçtı. Kim kaçmış? Allusuzu hırsızlar. Kırıkçoğlu. Onun tekili Lussun. Allusuz hırsızlar kaçtılar. Minden'den şurtiyi polisten. Bu harfece ismi mecbur. Fide'de harfece. Hay mahallede. Şimdi buraya kadar yapalım. Hırsızlar. Önce özlemizi tercüme edelim. Hırsızlar mahallenin içinde polisten kaçtılar. Bu gelirse mehale Lussan. Bak meh önüne gelirse kesinlikle burası artık %100 fiil olur. Ama bu gelmezse burası fiil de yapabilirsin. Eğer burası fethali yaparsan burası fiil olur. Burası ese yapabilirsin. Ama bu gelince burada seçenek yok. Lussin eseri okunmaz. Ama bu gelmeseydi burası Lussan da yapabilirdim. Şu şekilde de. Mesela bu olmazsa arkadaşlar diyelim. Aa bu olmadı. Tamam mı? Bu olmazsa aa böyle de mef'ulun bihi gelebilir. Aa bunu şu şekilde yaparsam aa şu şekilde de yapabilirdim. Aa böyle yapabilirsin. Esrarı arkadaşlar. Ama önüne evet önüne arkadaşlar M gelirse %100 burası fethali olması gerekir. Bir hırsızın dışında mahallede şöyle bir hırsızın dışında asıl özneye dönüyorum. Hırsızlar mahallede polisten kaçtılar. Son örneğimiz kıymetli arkadaşlar. Gaseletil ummu. Anne yıkadı. El melabise elbiseleri arkada. Burası fiil. Bu te tenistir. El ummu faildir. El melabise burası mef'ulun bihi nesli olmuş. Fi de garf harfe cer gurfeti oda tanzifil cef. Tanzifil cef ne demek? Kuru temizleme arkada. Gurfeti tanzifil kuru temizleme odasında elbiseleri yıkadı. Şöyle yaparım. Anne kuru temizleme odasında elbiseleri kuru. Bunu unutmam arkada. Kuru temizleme odası. Tamam mı? Hala kamisen ebyada. Bir gömlek, beyaz gömlek hali. Neden arkadaşlar burası fethali geldi, burası bir fetha geldi? Çünkü bu gayr munsariftir. Memnun münasır. Yani ef'ale. Bak dört harfli başına elif olursa bunlar çift fetha almazsa bir tane fetha alırlar. Bizim 14 tane böyle isim çeşitleri var arkadaşlar. Şimdi tercüme edersem. Beyaz gömlek haricinde asıl özneye dönüyorum. Anne koru temizleme odasında elbiseleri yıkadı. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizde bir burada bitmiş olmuş oldu. İnşallah sonraki dersten buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.